Evet, YouTube severlerim. Yaylada bir derenin yanındayız. Harika inekler yayılıyor. Çok mükemmel bir yerdeyiz. Hava da müthiş. Sarı orman gülleri kızarmış durumda. Yukarıdaki görüntü itibariyle, çamlar itibariyle doğal bir manzara görüntüsü arkadaşlar. Çalı çile var içerisinde. Renk tonunun cümbüşlüğünü verenlerden bir tanesi o. Sarı çam ve ladin ağaçlarımız var. Sarı çam ağacımız arkadaşlar böyle gövdesi sarıya döner. Şu şekilde yakından göstereyim. Bakın. İsmini buradan alır arkadaşlar. Kozalakları küçüktür. Biraz derenin suyundan bırakayım size arkadaşlar. Arkadaşımız da aşağıda hem balık bakıyor. Evet. Harika bir suya akışı var. Orada. Hoppa. Çağlaklar yapıyor arkadaşlar. Küçük şekilde. Geriye doğru. Evet. Şurada da bir örme taş var. Ev. Şu arkadaşın olduğu yerde değirmen varmış. Tabii ki yıkmışlar. Demek ki kullanıma daha uygun olmadı. Patika yolu da belli oluyor. Şu istika, şu ineğin bir üstünde patika yolu var. Şurası da örülmüş. Bir yer arkadaşlar. Tabii ki bu suyu zahra öğütmek için kullanmışlar demek ki arkadaşlar. Böyle harika bir yer. Hava da müthiş. Evet, rol gübre. Orada balıkların da olması lazım. Alabalığın olması lazım. Ama tabii. Ama bizden daha hızlı hareket ettikleri için zor bir olay arkadaşlar. Evet. Şöyle manzara eşliğinde ben durdurayım arkadaşlar. Burada videomu. Sevgili YouTube severlerim. Bugün de yine bir Çambaşı yaylasındayız. Çok farklı bir yerindeyiz. Geziyoruz. Havada pırıl pırıl güneşli. Şöyle manzarayı göstermek istiyorum. Tam derenin vadisine indim aşağıya. Arkadaşlar. Kuşburnu'nu da görünce video çekmekten geri duramadım. Doğal besin kaynaklarımızı da alalım buradan. Arkadaşlar. Bunları topluyorum. Artık olgunlaşmışlar. Tamamen. Ama böcek sarmış. Evet. Cebime de stoklayacağım bunları. Arkadaşlar burada gördüğüm şu taraftaki yere bakın arkadaşlar. Muhtemelen ev yapılmış. Adamlar yaşamayı biliyorlarmış. Şu duvardan şurası evin bir köşesi arkadaşlar. Geri kalan kısmını tahtayla uzatıyor. Şu andaki bulunduğum yerdeki sıcaklık arkadaşlar yaklaşık 18 derece. Ekim ayındayız. Sonlarına yanaştık Ekim ayının. Arka tarafta yükseklere çıktığımda arkadaşlar hem rüzgar esiyor hem sıcaklık 5 derecelere düşüyor yukarıda. Ama buradaki sıcaklık arkadaşlar 18 derece. Şöyle evinin köşesinin kenarının olduğu yerini göstereyim arkadaşlar. Şuradaki düzlüğü ayağının altında muhtemelen tahtayla su da akıyor. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şimdi duvarı gösteriyorum size ama sesi dinleyin. Manzaraya bakın yukarıdakileri. Güneşin vurduğu açısı. Öğlen vakitlerindeyiz. Şöyle aşağıya da göstereyim. Aşağıdaki manzaraya bakın ayrıyeten. Şuraya bakın. Şu güzelliğin harikalığına bakın. Karşıki tepeye bakın arkadaşlar. Müthiş bir manzara var ya. Müthiş. Yok böyle bir şey. Şöyle kenardan geçeceğim.
Su tertemiz. Şöyle yürüme yeri var muhtemelen. Oradan. Şurada çağlak yapıyor. Evet. Görmüş olduğunuz Audu'du arkadaşlar. Audu'ları da var. Kayanın yukarısına bakın. Bayağı yukarıda. Kenar boyunca dümdüz şekilde bir kaya var. Oraya doğru geçelim. Bakalım ilerideki manzarayı merak ediyorum. Nasıl bir yere düşecek manzara? Sizinle birlikte ben de göreceğim. Evet. Şuraya bakın. Aşağıda baraj yapılmış. Şuradaki manzaraya bakın. Ben de ilk defa görüyorum. Şu kayaların güzelliğine bakın arkadaşlar. Yukarıdaki kaya sanki üzerimize düşecekmiş gibi duruyor. Şuradan suyun akışına bakın. Oluk gibi. Oluk yapılmış gibi akıyor arkadaşlar. Kelebek geçti az önce. Bir sarı kelebek. Bakın. Fark ediyorsanız eğer. Harika bir görüntü. Tevazu olmak bir ayrıcalık. Yani beni şuraya doğru çekiyor. Şu tarafa doğru git. Şuradan ağrı çek diye zorluyor. Ama bakıyorum inme yerine. Ama maalesef oraya doğru geçme durumum buradan yok. Ancak şuraya atlamam lazım. Şuradan ta şu karşıya atlamam lazım. Biraz daha tehlikeli iş. Şu kenara doğru götüreyim sizi. Oradan sonra da kapatayım. Evet. Bu arada şu anda benim teşhis etmediğim ot türleri de var arkadaşlar. Çok farklı. Ya şu sesin, suyun sesine bakın ya. Evet, aşağıya bakın arkadaşlar. Oo. Aşağının güzelliğine bakın. Harika bir yer. Karşıki dağlara bakın. Aralarında Ladin ormanı. Yer yer sarı çam. Şu sarı çam arkadaşlar. Şu doruk ağacı dediğimiz Ladin ağacı. Orman gülleri. Evet, başka bir güzelliklerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet sevgili YouTube severler, bugünkü gezdiğimiz ormanda önümüze çıkan küçük yaratık tavşan. Evet bakın bir tane de orada çıktı. İleride büyük ihtimalle annesi. Mesafemi koruyorum, yanaşmıyorum. Yanaşırsam eğer otomatikman kaçacak. Aslında size yanaştırdım. Şu kadar büyük uzak bir mesafede duruyorum. Yayılıyorlar ormanda. Evet. Meraklılar bir de. Ot türünden yiyorlar arkadaşlar. Şuradaki çok güzel. Yanaştırayım şöyle. Daha yetişkin olduğu için kulakları. Evet, aşağı indiler. Orada yuvaları mı var acaba alt kesimde? Şöyle bir bakalım. Bakalım ne kadar mesafeden kaçacaklar. Evet. Yani bayağı yanaştık ama yakalayabilir miyiz acaba? Evet evet, şunu bakın 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 bakın. Göremediniz. Kaçışını göremediniz. Şuraya doğru kaçtı. Evet, evet aşağıda bakın gitmedi tam. Vay vay vay. Buradaki alıştırmışlar mı acaba? Ne yapmışlar bunlar insanlar? Yemleri nereye kaçtı acaba? Evet büyük ihtimalle şuradaki taşın altına girdi. Sığınağı var orada herhalde. Anlaşılan. Evet, diğerin yanına gidelim bakalım. Diğer tavşanımız kaçacak mı? Evet. Evet, besleniyor. Orada
Yara otunu yiyor arkadaşlar şu anda. Gözü de kıpkırmızı. Gözü var. Kıpkırmızı. Evet arkadaşlar, burada ben yayınıma son veriyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.